Adım Milat Matuk, mühendisim. Libya Havaalanı Kurumu'nun başkanıyım. Eğer Türkiye ile Libya arasındaki ilişkiler hakkında konuşacak olursam, her şey çok harika. Türkiye Libya devrimini desteklerken çok büyük rol oynadı ve Türk hükümetine ve insanlarına Libya'ya aralarında Türkiye'nin de olduğu birçok ülkenin desteğiyle gerçekleşen devrim sürecinde yardım ettikleri için çok teşekkür ediyoruz. Libya ve Türkiye arasındaki ilişkiler çok kuvvetli ve giderek daha da kuvvetleneceğini düşünüyorum. İşbirliğimiz bundan böyle daha da artacak. Türk şirketleri Libya'da projelerine başladılar bile. Already started projects in Libya. I tell you what, I believe that people are fighting for peace. İnsanlar barış için savaşıyorlar. Bazıları bunu kabul etmeyebilir ama durum bu. I think that's the case. People are fighting for their freedom. Once they achieve freedom, I think they will live in peace because they want to live in peace. Nobody wants to live in war. İnsanlar özgürlükleri için savaşıyorlar. Eğer özgür olabilirlerse zaten barış içinde yaşarlar. Inherited the Turkish culture. I mean, as you know, historically speaking, the ties between Türk kimse savaşarak yaşamak istemez. Herkes birlikte yaşamak ister. Ve Türk insanları ile biz Türk kültürünü miras aldık bildiğiniz gibi. Arap ülkeleri ve Türkiye arasındaki ilişkiler tarihe dayanıyor. And the Turkish people are used to the Arab culture. So biz Türk kültürünü tanıyoruz. Ve Türk insanları Arap kültürünü tanıyor. Burada iki taraf için de gelişmek ve inançları güçlendirmek için çok büyük bir fırsat var. Bunların yanı sıra kültürel faaliyetleri arttırmak ve vize sınırlarını kaldırmak gerekiyor. On visas between people, like what's happening between Libya and Turkey, there is no visa if you want to come to Libya. There is no visa. Türkiye ve Libya arasında vize yok. Eğer Libya'ya gelmek isterseniz vize yok. Türkiye'ye gitmek isterseniz vize yok. Bu iki ülke için hem kültürel hem de projeler ve yatırımlar alanında çok önemli bir adım. To promote investments in both sides. Communication, education is very important to link people, and as you said. İletişim ve eğitim çok önemli. Müslüman, Hristiyan ya da Yahudi olsak da hepimiz tek bir Allah'a inanıyoruz. Let us think that way. Let's think that there is one God, Allah. It's our God. Bu şekilde düşünelim. Bu şemsiyenin altında yaşamamız gerekiyor. Eğer bu şekilde düşünürsek eminim ki barış gelecek. Bir gün dünyanın herhangi bir yerinde tek bir kurşunun atılmadığı bir gün gelecek. Özellikle de bizim bölgemizde. Has been fired anywhere in the world, especially in our area. There are chances there that people should live in peace. But as I said earlier, even those who are still fighting or seeking to fight, because they are fighting for their freedom. And religions, among them is Islam, of course, it wants people İnsanlar barış içinde yaşayabilirler. Bu mümkün. Ama dediğim gibi savaşıyorlar. Çünkü özgürlüklerini istiyorlar. İslam gibi dinler insanların özgür olmalarını istiyor. Allah'ın hükümleri altında özgür olmak insanlar tarafından üretilmiş kurallar altında değil. Allah'ın değerlerini hepimiz kabul ediyoruz. Eğer bunu yaparsak herkes barış içinde yaşar. Ve eğer tüm dünya bunu yapabilirse fakirlik olmaz. Together, all the world, I mean, especially our area, if we share the potential together, no poor, no very rich, no very poor, if we can try to promote the middle class people in all these areas and all our countries, I'm sure people would live in peace, people would live happily. And what makes you fight if you're not free? Or if you're living in a very poor state and you see the others exploiting all the wealth that is that should be that part of it should be allocated to you and because of that people will fight. Eğer orta sınıfı temsil edebilirsek insanlar mutluluk içinde yaşarlar. Eğer insanlara aynı şekilde bakabilirsek, eğer onları anlarsak, zorluklarını paylaşırsak, bundan sonra savaş olmaz ve herkes barış içinde yaşar. Bu herkesin en büyük amacı. And I'm sure all people would live in peace and that's the ultimate
goal for everyone, I'm sure. I wish A9 all the best, and it's good that we've been. It's the honor for me. A9 kanalına en iyi dileklerimi gönderiyorum. Sizin röportaj yapmaktan gurur duyuyorum. Bundan sonra A9 kanalını izleyeceğim. Size en iyi dileklerimi gönderiyorum. Ülkeler ve insanlar arasındaki ilişkilerin düzelmesi için çalışmaya devam ederseniz, dünyadaki en çok izlenen kanallardan biri olacağınıza eminim. İnşallah.